Merhabalar Güvercin Camiası'nın sesi, Alatürkiye ailesinin değerli izleyicileri. Geçen hafta İzmir'den döndük, Ankara'da kendi işlerimize tekrar devam ederken bir telefon geldi. Haydi İzmir'e denildi ve şu anda İzmir Bornova'dayız. Bu hafta yine efsane bir ismin yanına geldik. Kendisi bize telefonda dedi ki, arkadaşlar bekleyin, sizi almaya geliyorum. Eşyalarımızı odaya yerleştirdik, aşağıya indik. Kendisinin buraya gelmesini bekliyoruz. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız. Ege Bölgesi Güvercin Festivali birincisi şu anda ustamızın elinde. Çünkü biz bunları, bu kuşları biz kupaya hazırlıyız. Hı hı. 750 kişi arasından üçüncü mü oldu? Üçüncü oldu. Merhabalar Alatürkiye ailesinin değerli izleyicileri. Yaklaşık 700 kilometrelik bir yolculuğun ardından yine İzmir'deyiz, yine Çeşme'deyiz ve yine bir efsanenin yanındayız. Şimdi Mehmet Olcar'la birlikteyiz. Merhaba hocam, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Valla İzmir'i zaten çok seviyorduk. Evet. Şimdi işte geçen hafta da buradaydık ve tekrardan seninle iletişime geçince, bir daha buraya gelin lafını duyunca zaten biz ekipçe çok sevindik. Tabii. Dedik ki İzmir yolculuğu göründü, haydi o zaman. Evet. İzmir zaten biliyorsun yani güzel bir yer, sakin İzmir güzel bir yer. Herkes tatile geliyor buraya. Biz de biliyorsun bugün Çeşme'ye gelelim dedik. Daha önce de buradaydık. Siz aradığınız zaman dedik ki burada ağırlayalım sizi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi normal şartlarda biz çekimlerimizi böyle ilk muhabbeti kümesin başında işte bahçede falan yapardık. Şimdi denizdeyiz. Efsane bir teknedeyiz. Efsaneler yine değişmiyor ama ortam olarak değişiyor. Bu çılgın rüzgardan dolayı açılamıyoruz şu anda. Liman zaten bize izin vermedi. Evet, liman çıkmak istedik. Hatta dedik böyle bir turlayalım. Biliyorsun limandan kaptanımız izin alamadı. Evet. Olsun ama bundan sonraki süreçte tabii, tanışıklığımız başladı ve artık bundan sonra inşallah bir dahaki teknemizde Marmaris'te büyük bir teknemiz var. Sürpriz olarak buradan seyircilerimize sürpriz görüntüler orada ağırlarız sizi. Biliyorsunuz bazı insanlar bu yönümüzü bilmez. Bizim tekneye de bir merakımız var. Öyle mi? Tabii ben ufak kardeşim, ayrı bir merakımız var. Tekne de güvercin gibi ya. Şu teknenin burasına oturduğun zaman huzur buluyorsun. Huzur. Deniz. O zaman güvercinle kesişmesi böyle oluyor. Sen de güvercinden arta kalan vakti burada. Tabii haftada denizin ortasında. Haftada 2 gün, 3 gün biraderle, ufak kardeşimle çıkıp geliyoruz. Daha önce teknemiz Bostanlı'daydı. Orada da bir tane teknemiz var. Ama şu an karaya aldığımız için tadilat bakımda yaptırıyoruz. Bakımda. Onun için burayı tercih ettik. Anladım Mehmet abi, süper. Yani gerçekten güzel, keyifli bir giriş oldu bizim için. Şimdi güvercin konusuna biraz bahsetmek istiyorum. Galiba ne zaman başladın? Nasıl oldu? Bize biraz anlatır mısın? İlk defa deniz üzerinde güvercin. İlk defa evet. Yani iki huzur bir arada diyelim o zaman. Ben çok keyiflice şimdi dinleyeceğim. Seyircilerimiz de keyifle dinlesin. Ben ilk önce kendimi seyircilere tanıttırmak istiyorum. Tabii. Benim adım Mehmet Olcar. Aslında Mardinliyim. İzmir'de yaşıyorum. 90'lı yıllardan beri burada yaşıyoruz. Öyle hayatımızı burada sürdürdük. 90'lı yıllardan beri buradayız. 5-6 kardeş buradayız. Evet abi. 3-4 kardeşimiz de Mardin'de. 3 tane kardeşim daha var. Abilerim var Romanya'da. Kalabalık bir nüfusuz. Hepimiz ekmeğimizin çıktığı yerde uğraşmaya çalışıyoruz. Ne güzel abi. Peki güvercinle temas nasıl oldu? Güvercinle temasımız, ben 7 yaşındaydım. Biz okula yazıldık. Ondan sonra bir tane kardeşimiz var Mardin'de. Çetin diye bir kardeşim var. Şu an kendisi eskiden kuafördü, şimdi emlakçı oldu. Onunla tanıştık. Kuşu yakalarken artık gördük falan. Dedi ki böyle böyle bende güvercin var. O zaman çocuktuk yani. Ya top oynardık ya misket oynardık. Biz güvercini seçtik. Öyle mi? Tabii güvercini seçtik. Güzel. Gittik gördük baktık. Güvercin uçuyor, takla atıyor, keyifli bir şey. O dam senin, bu dam benim, koşuyorduk, yakalıyorduk. Yani ona öyle bir sevdayla başladık. Evet. Ondan sonra bunu hobi haline getirdik. Doğuda aileler karşıdır bu işlere. Evet. İşte işimizi, gücümüzü, okulumuzu, her şeyimizi bıraktık güvercin için. Ama seviyorduk. Her şeyle çok güzeldi yani. O zamandan bu zamana baki kalan tek şey sevda o zaman. Sevda. Hiç kimse bu sevdayı bana bıraktıramadı. Evet. Benim ailem, abilerim var benden büyük. Yaklaşık 16 kardeşiz biz. Hı hı. Hepsi de baskı yaptı bana. Bırak diye. Bırak diye. Annem de karşıydı. Babam da karşıydı. Ama hiçbir zaman
vazgeçmedim. O zamandan bu zamana kadar böyle başarılı bir şekilde sürdürdün. Evet. Zaten biliyoruz, konuştuk telefonda da 10 tane kupa var, 3 tane plaket var. Evet. Zaten birazdan şimdi gittiğimiz zaman... Aslında 3 tane plaket değil. Daha fazlası var. Tabii daha fazlası var. Hani onları da koymuyorum. Bizim gördüğümüz diyelim o zaman. Tabii, 10 tabii. tane kupa, 3 tane plaket 10 var. 10 tane kupa, 3 tane plaketimiz var. Ondan sonra şu an derecelerimiz var. Yani ben bu işi profesyonelce yaptığıma inanıyorum. Bir de ben bir şey yaptığım zaman her şeyle güzel olmasını istiyorum. Yani bu güvercin sevdamızda başladığımızdan beri en iyilerini beslemeye çalışıyorum. En kaliteli ustaların elinin altında yetiştim ben. Yani ben hiçbir zaman şunu söyleyeyim kardeşime, kendimi aldatmadım. Yani kuş bir hata yaptığı zaman, ya bu kuş hata yaptı da ileride bu hatayı düzeltir diye beslemedim. Hmm. Hata benim için hatadır. Onun için o hatayla birlikte yürümedim. Hata yapmayanla yürüdüm. Hata yapmayanla yürüdüğünüz zaman ileride bunun meyvesini böyle alırsınız. Başarı dolu bir geçmişiniz olur. Şu an ben 40 yaşındayım. Allah nasip ederse bu Türkiye'deki bütün kupalara katılıyorum. İstanbul'a da yazarlarsa da katılırım. Ankara'da olsun, Avrasya'da olsun, Edremit'te olsun bütün kupalara katılırım. Ama belki sizinle 5 sene sonra ya da 10 sene sonra belki 30 kupayla karşınıza çıkarım. İnşallah. Yani önemli olan yarıştığınız yerlerin iyi olması. Evet. Kaç insanla yarıştınız? Bu yarışma esnasında hangi kuşunuz hangi güzel şeyleri yapmıştı? Önemli olan odur. Oyun kuşu besliyoruz o zaman. Biliyoruz, evet. Çünkü Mardin dediğimiz zaman yani güvercinlerin hani bayağı namı olduğunu biliyoruz yani. Tabii, Mardin kuşları. Mardin. Peki şu andaki soy senin genelde Mardin ağırlıklı mı yoksa böyle farklı yerlerden şimdi var benim, mı kuşlar? Benim soyum şu an elimizdeki soy Mardin ağırlıklı. Ha, bir dönem ben bunu Kütahya kuşu girdim. Kütahya kuşunu da girmemin sebebi benim kuşlarımın üst üste koyduğum zaman kanları ağırlaştı. Ama Kütahya kuşunu girdiğimde şöyle bir sistem yaptım. Şimdi insanlar hani biz bu lafı söylüyoruz, insanlar bizi takip ediyor. Adam diyor ki bu lafı söyledi, biz de mi yapsak? Ben 2 tane dişi girdim kuşlarıma. O kuşun altından gelen yavruları uçurdum, söktüm, oyunlarına baktım. Ondan sonra o kuşlardan kafama yatanları bir dahaki kuşlarıma girdim. Yani soy olarak hesap yaptığınız zaman %75 ile %80 Mardin kuşuna döndüm. Yani Kütahya kuşuyla kırdığımı %80'e, %90'a düşürdüm yine Mardin. Bir de şimdi senin söylediğin bir şey var yani onu sohbet arasında kayıt dışı duyduk. Ben kuşu hani yeni bir kan geleceğim zaman iyice önce emin olacağım diyorsun. İzliyorsun. Tabii, 3 gün tabii, üst üste gerekirse aynı saatte. Ondan da bahseder misin seyircilerimize? Aynen. Şimdi ben Kütahya'ya gittiğim zaman İbrahim Akdağ'dan kuş aldım. Ben kuşu izledim. Evet. Orada otelimi aldım. Benle ufak kardeşim var Cesur. Gittik otelimizi aldık ve soğuktu. Çok soğuktu. Kütahya biliyorsun soğuktu. Hı hı. Biz orada 3 gün o soğuğun altında o kuşu izledik. Ve kuşağa kanaat getirdik. Bunun artısı budur. Bunun eksiği budur. O kuşu getirdik. Ve o kuşun getirdiğimiz kuşu bir tane beyazımızla kırdık. Avrasya'daki 3. olan kuşumun anne babaları oldular. Yani derece yaptık. Yani derece yaptık. Onunla 3. olduk. Evet, yani burada başarılı bir sonuç elde ettik. Tabii ama izlediğiniz zaman. Ama Ahmet size bir kuş göndermiş. Ya bu böyle oynuyor. Bizim biliyorsunuz kuşçu camiasında herkes kuşunu sever, beğenir. Yani farklı anlatır. Benim kuşum böyledir, işte benim kuşum böyledir. Ben onlara itibar etmem yani. Kendim izlediğim zaman, çünkü elimde iyi bir soy var. Ben bunu kaybetmek istemiyorum. Hı hı. Mardin'de de değerli ustalarımız var. Onları tanıyoruz, kişiliklerini biliyoruz. Adama dediğimiz zaman bize bir erkek ya da bir dişi güvercin gönder dediğimiz zaman en güzelini gönderir bize. Evet. Uzun zamandır beslediğimiz soy şu anda hali hazırda da elimizde o zaman. Tabii tabii. Beyazlarımızı yaklaşık 18 yıldır beyazlar bizde. Ondan sonra mavilerimiz var. Tamam, güvercinle alakalı o zaman istersen seyircilerimizi bekletmeden kümesimize evet. geçelim. Güzelce kuşlarımızı tanıyalım. Tabii. Bugün zaten asgari oranda 2 dedik. Bakalım kaç ama tane vaktimiz kalacak. Kabul etmiyoruz. Evet, sen dedin var. Ki benim 11 tane kuşum var uçurduğum şu anda. Seç evet. beğen uçuralım istersen dedi. Ama işte tabii ki bizim vakit kısıtlı olduğu evet. için bakalım ne kadar kaç tane kuşumuzu uçuracağız. 4 tane hazır yani yarışmalara hazırladığım kuşum var. Ondan sonra da yaklaşık bir 7 tane de böyle teki aldım. Yani böyle yeni yeni başlayanlar. Bir saat uçan, 10-12 sefer yapar. Çünkü biz yarışmacıyız. Bu sene Avrasya hakkımız var.
Adil abiye hakkımız var. Ondan sonra Edremit'e bir güvercin kaldıracağım. O zaman Mehmet abi istersen seyircilerimizi daha fazla bekletmeden kümesimize geçelim. Oradaki kuşları tanıyalım. Ardından bir federasyon var, dernek var sizin dernek, sanırım. Evet. Derneğe gideriz, orada bir ufak da sohbet orada yaparız olmazsa bir bakarız. Tamam. Ardından da kuşumuzu uçururuz. Olur. Daha sonrasında bütün seyircilerimiz seni, bütün emeğini görmüş olur, tanımış olur ya daha yakından. Tabii. Tamam. Başımız. Evet, Güvercin Camiası'nın sesi Alatürk ailesinin değerli izleyicileri, Mehmet Olcar Üstadımızın kümesine geçiyoruz. Orada bütün kuşlarımızı teker teker tanıyıp vaktimizin el verdiğince kuşlarımızı uçuracağız. Sizlere keyifli dakikalar inşallah sağlayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet, Alatürk ailesinin değerli izleyicileri, biliyorum videonuzu böldüm ama çok kısa bir şey hatırlatmak istiyorum. Sizler de değerli kümesinize, ziyaretinize gelmemizi istiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunan iletişim numaralarından bizimle iletişime geçip bizleri kümesinize davet edebilirsiniz. Teşekkürler, iyi seyirler. ...38 derece bir sıcaklık var şu anda havada, güneş tam tepemizde ve üstadın emeklerinin kümeslerinin yanındayız. Hemen birinci kümesimizle başlayacağız. Evet hocam, söz sende, istersen şu kümesimizden başlayalım. Seyircilerimize teker teker kuşlarımızı tanıtalım. Çoğunlukla bu kümesimizde beyaz var zaten. Evet, beyaz ağırlıklı. Var. Bir de mavilerimden var. Mavi diyorsunuz. Siz Ankara'da, evet. Biz gök diyoruz. Gök. Normal gökler. Şu bir tane erkeğim var. Çok eski bir kan. Bunun kızıyla Aydın abiden şu tutayım istiyorsanız. Hı hı. Şu kuşun kızıyla Aydın abiden 25 yıllık tüzün en iyi fişeğini aldım. Kuşum da dereceye girdi. Bunun yavrusu tepeli bir maviydi. Bunlar Mardin kuşu. En iyi fişek ödülünü mü en aldı? En iyi fişek. 25 fişek yıllık. Kupasını aldı. En iyi fişek. 25 yıllık derken? 25 yıl son kupada, 25 yılın en iyi fişek yapan kuş oldu. Evet, görmüş olduğunuz güvercin. Gerçekten o kuşumuz güzel bir fişek yapıyordu. Taban vardı, saat zamanlaması falan her şey vardı. Evet, görmüş olduğumuz güvercinin yavrusu son 25 yılın en iyi fişek kupasını mı aldı? Aynen doğrudur. Mavi taçlıydı. Şu an iki tane torunu var. O torunlarını kupaya hazırlıyorum. Bildiğin gibi ben kupaya çok kuş uçuruyorum. Şu an iki tane torunu hazırlıyorum. Allah nasip ederse bir aya kadar uçuracağım Avrasya'ya, Adil Kayabaşı'na. Evet, Adil Kayabaşı'na da buradan selamlar olsun. Yani başarılı bir soyun, devamının da başarılı olabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor şu an. Tabii elimizde tutmamız lazım bu soyu. Çünkü biliyorsunuz insanlar kuşlarını farklı bir kuşlara kırdıkları zaman tutmayabilir. Ve elindeki iyi soyu da kaybedebilir. Burada bizi izleyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olsun. Elindeki soyu tutsunlar, maceraya aramaya hiç gerek yok. Araya farklı yerlerden kuş gidiyor. Tabii yani kuş 100 metre gidecek, 50 takla atacak. Öyle bir şey yok. Ya elindeki soy. Bu kuşun yavrusu 14 sefer oynadı. Ortalama 40, 7 tane 40 sefer 40 metre yaptı. 8 takla yapıyordu. Taban, orta, sefer bağlaması. 9 dakikada bir giriyordu. Aydın abi de sağ olsun çok beğendi kuşu. Onun için elimizdeki soyu korumaya çalışıyoruz. Bu da onun amcasının oğlu, bu mavi. Bunu da Avrasya'ya uçurmuştum. Rüzgar çok sert oldu. Bu kuş 6 tane 50 metre yazdı. Bu kuş doğuştan şöyle kafası sallabaştır biraz. Şöyle dikkatli çektiğin zaman. Evet. Sallabaş bu kuş. Bu kuşu zaten İzmir'de herkes tanır bu kuşu. Çok deparlı, sesli. 8 takla yapardı ama az sefer yapardı. Yani uzun giderdi, az sefer. Biz bunu her zaman insanlara bunu söylüyoruz. Yani bir kuş 50-60 metre oynarsa dikkat edersen bak kafası sallabaştır. Evet. Fazla sefer yapmaz. Yani bundan bir 30-25 sefer beklemiyoruz. Bunlar da benim beyazlarımdır. Bu da şu sallabaşın yeni yavrusudur. Güzel performanslar bekliyoruz o zaman bunlardan. Evet, yani kuşun fizik yapısından belli zaten. Nasıl olacağı, duruşacağı. Şey, göğüs kısımları benim mavilerimin biraz açıktır. Çünkü sert, hızlı oynadıkları için
güçlü hayvandır. Bu da kızıl da benim bu mavilerimden çıkmadır. Öbürleri beyazlarımdır. Beyazlarımı zaten kupalarda yarıştığım dönemlerde kupa aldığım kuşlar genellikle soyu beyazlarıma dayanıyor. Beyazlarım çok sağlam bir soydur. 18 senedir bu kuşlara hizmet veriyorum ben. Memnunum. Ama bize bir türlü nasip olmuyor işte. Bu 2 senedir beyaz uçuramıyoruz. Hep bugün gördünüz zaten kendi gözünüzle. Aynen, Şahin geldi, kuşu aldı. Ama Allah'ın izniyle biz bir kuşumuz yok. Şu an 11 tane hazırladığımız kuş var. Allah'ın izniyle onları da uçururuz. Rüzgarlı olmasına rağmen. Evet, havada biraz rüzgarlı. Bugün ilk geldiğimiz zaman değerli izleyiciler, daha buraya geldik. Sabah merhaba merhaba dedik ve yani daha kameraları çantamızdan çıkartmadan havada kuşu aldı ve herkes bir anda şok, yani böyle birbirimizle sohbet etmeyi bırakıp böyle bir tane mavi perçinliğimiz var. Böyle kaldık yani. Bir tane onların deyimiyle mavi, bizim deyimizle gök kuşumuzu Atmaca'ya kurban verdik. Ama bugün 2-3 tane kuş uçuracağız. Videonun devamında güzel şeyler zamanımız sizi bekliyor. Zamanımız yeterse 11 tane de uçururuz. Evet. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ya şimdi sen geldin, Şahin aldı kuşu. Gözünle görmezsen ben desem dersin ya adamda belki kuş yoktu örneğin. Uçurmadı bize. Öyle söyledi. Doğru mu? Bugün uçuracağız, bakacağız. Bugün uçuracağız Allah'ın izniyle. Siz ne kadar çekebiliyorsanız bizde sıkıntı yok. Peki onun için var mı buradan başka görebileceğimiz, bize özellikle söylemek istediğin? Bunlar benim beyazlarımdır. Yani bunları şimdi ben şöyle bir şeye de, hani insanların her zaman izlediğimiz nedir? Bu kuşun kanat yapısı böyle olur. Biz bunlardan sıkıldık. Biz sizi niye için çağırdık? Uçuralım. Takdir seyircinin. Evet. Yani ben uçurma taraftarıyım. Anladım. Tamam, o zaman bu kümesi de burada alanında derece yapmış kuşun atasını tanıdık. Evet. Yavrusu dedik. Son 25 yılın en iyi fişek kupasını aldı. Gerçekten tabii, Aydın büyük abi bir başarı. Evet. Böylesine bir kümesi de zaten başlı başına yeter. Evet. İstersen diğer tarafa geçelim birlikte. Diğer kümeslerimizi, kuşlarımızı tanıyalım. Burası da teki aldığımız kuşlarımız var. Aman burada. Orada hemen ne gördüm ben? Bir beyaz mı? Yaralı beyaz herhalde, evet, değil mi? Onu Şahin vurdu. Onu da Şahin'in ayağından düştü. Geldi, yırtılmıştı. Diktik onu. Şimdi hı-hı, iyileşti. Burası da uçurduğumuz kuşlar. Emin olduğumuz emin, her şeyle. Tabii bunlar şimdi bunların içinden damızlık olacak. Evet yani. Damızlık olması için de ne yapmamız lazım? Kuşu hem yumurtada hem yavruda uçurmamız lazım. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle bir sistem var. Adam kuşu yavruyken söküyor. Bir hafta 10 gün oynuyor. Hemen damızlık şimdi yapıyor. Bu konuda kayda girmeden önce bana güzel bir şeyden bahsettin sen. Onu da seyircilerimize söylemek istiyorum. Sen de Mardinlisin. Yani doğudaki kuşların namını zaten biliyoruz. Yani Mardin özellikle keza namını iyi bir şekilde duyurmuş ve kanıtlamış güvercin soylarından. Evet. Ve ustamız dedi ki bana, Alihan dedi, bizim orada doğuda bir dedi büyüğümüz bize misafir olup kuş izlemek için bize geldiğinde biz ona dedi yavru kuş kaldırmayız. Yavru ayıptır, kuş kaldırırsak bize ayıptır dedi. Bunu söyler misin seyirciler? Şimdi eskiden Mardin'de, şu anda Mardin'de zaten yapılan kupalarda yavru kuş uçurmak yasaktır. Yani yavru kuş uçuramaz. Yani o adamın yavru kuş uçurduğu zaman hani yavrudur yani. Bugün oynar yarın yok gibi. Belli olmaz. He, yani. Belli olmaz yani. İyi bir izlenim yapmıyor. Ama eke kuşu uçuran adama da saygılar sonsuz. Şimdi büyüklerimizle biz yavruyu sökerdik. Çok güzel oynardı. Giderdik, ustalıklarımız vardı. Ya işte biz bugün atıyorum kuşumuz 20 sefer yaptı, yavrudur. Gel izle dediğimiz zaman hayırdır ya diyordu, sen bizi çocuk mu görüyorsun yani yavruya çağırıyorsun gibisin. Bizde ayıptır yavruya çağırmak. Bir de Türkiye'de şunu da söyleyeyim. Türkiye'de tüzüklerin içerisinde 15 metre bizim tüzüğümüz var. Yani bir kuş 15 metre oynayacak, iki takla atacak, tek Türkiye'de Mardin tüzüğüdür. Bir de bunun dışında bizim şeyimiz 10 sefer yapmak mecburiyetidir. Yani kuş 3000 puan topladı ama 9 seferde bunu topladıysa geçersizdir. Diskalifiye oluyor. Yani burada böyle Mardin'de. Anladım. Burada o zaman burası evet emin aynı olduğumuz kuşlarımız var. Onlardan peki özel olarak göstermek istediğin var mı aralarından? Özel olarak şu beyazı çok güzel sökmüştüm. O Atmaca'dan kaçan. Tabii Atmaca'dan. Onu bir çok gösterebilir misin çok pratik. Ya? Çok pratik bir kuştu. Bunu Şahin vurdu, ayağından düştü. Ondan sonra geceleyin kalktı, düşürdü onu bir burada bir yere. Geceleyin karanlıkta bile geldi, kuş yerine indi.
O kadar asil bir soy. Şahin'den kaçtı. Evet. Gece yerine geldi. Evet. Ve burası komple yırtıktı. Şurası böyle yırtıktı. Veterineri çağırdım buraya. Tamam. Diktik bunu. Şu an yeni yeni toparlanıyor ve ben bunun ilk söktüğüm zaman YouTube kanalımda bunun hep bütün hareketlerini çekip YouTube'uma atıyordum. O zaman lafı gelmişken YouTube kanalın için seni nereden bulabilirler? Mehmet Olcar'dan. Mehmet Olcar yazarsanız YouTube'a. Mehmet Olcar. Yazın YouTube kanalında, evet, bütün videolarım çıkar. Mehmet Olcar yazarsanız üstadımıza YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kendisine sorularınız olsa oradan yöneltebilirsiniz. Bu kuşu çok beğenmiştim. Bunun abisi şu an İzmir'de ikinci. Birinciyle aramızda 2 puan var. Şu anda? Tamam, İzmir'de ikinci bunun abisi. 1006 puan aldı bunun abisi 23 seferle. Birinciyle aradaki fark 2 puan. Yani şu andaki hali hazırda yürüyen yarışmada. Tabii şu bir anda ay sonra bitiyor. İkinci. Eğer böyle giderse ve ikinciliğimizi alacağız bunun abisiyle. Abisi şu andaki yarışmada ikinci 1006 puanla, kardeşi de hakkını vermiş, atmacıdan sıyrılıp gece vakti gelmiş. Evet, bu kuş çok pratik bir kuştu. Allah'ın izniyle şimdi bunu ben ekeleştireceğim. Yarası da kapandı. Az bir şey kaldı burada, bir yarası. Bak tüyleri de çıkmaya başladı. Hı hı. Bunu da hazırlayacağım, uçuracağım. Benim beyazlardaki özelliğimdeki beyazlarda biliyorsun, beyazlar, sen de galiba merakın var. Evet, ben de beyazım. Hafif çepikli olur, yani kanat sesi gür olmaz. Ama benim beyazlarımda kanat sesleri gürdür. Hatta şöyle bırakayım, kardeşim çeksin, kanat sesini de görsün. Kanat sesleri benim beyazlarımın, evet, gürdür. Maşallah var. Evet, şöyle o zaman şimdi Mehmet Olcar'ın kümeslerinin en orta alanındayız. Bakalım, şöyle bir manzarayla sizi bir önce baş başa bırakayım, çok kısa. Bir bakın şöyle. Gel böyle. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kupa, 3 tane plaket. Hocam bu başarıyı kısaca anlatmanı istiyorum ya seyircilerimize. Bu başarıyı ben 6 yıl önce İzmir'de kendi halime kuş besliyordum. Hiçbir kuşçuyla bir irtibatım yoktu. Tamam. Sonra böyle bir arkadaşlar geldi. Bir derneğe gidelim. İşte bu dernekte bir ihale oluyor. Biraz takılalım dedi. Gittik. Serdar Yurttaş, Mevlüt kardeşimiz bir yarışma yapmıştı. Ondan sonra oraya katıldık. 4 hakla yarıştım. 4 hakla yarıştım. 3 tane kupa aldım. O kupalar da bunlar. Üçü bak, hepsi birbirine benziyor. Evet, hemen söyleyelim. Evet. Sayın Mehmet Olcar, İzmir Taklacı Güvercin Festivali 2016-2017 Eke ikincisi. İzmir Taklacı Güvercin Festivali Eke birincisi. Ve İzmir Taklacı Güvercin Festivali Yavru da ikinci. Bunu da Ahmet Turhan abimizle beraber hakları almıştık. Hı hı. Onun için o zaman kupada bir tüzük vardı. Hı. Yani 4 haktan sonra başkasının adına yarışabiliyordun. Gerçi biz onu bu sene kaldırdık yani. İsteyen 10 kişi 10 tane yarışma bileti de alabilir. Çok iyi. 3 tanesini yani öyle aldık, evet. Öyle başladık. Ondan sonra Avrasya'da Özcan abimin çok sevdiğim bir abim, Özcan abi. Bu kupalardan tanıdık. Kupalara yazıldığım zaman Serkan Çiçek vardı. 263 puan Avrasya rekorunu kırmıştı. Avrasya oyun kuşu turnuvası üçüncüsü. Üçüncüsü. Helal olsun. Evet. Evet. Onu da birinci olduğu zaman dedi ya, kimse kıramaz. Benim kuşum orada 22 sefer yaptı. 5,5 saat uçtu. Şahin vurdu. Yani Şahin vurmasaydı daha da belki o zaman birinciliği koparırdım. Kuşlarıma güveniyordum. Burada da hemen en iyi fişek ödülünü görüyoruz. Bu da Aydın abi. 25 yıllık en iyi fişek ödülünü de buradan aldık. 25 yılın en iyi fişek. Yani muazzam bir başarı. 25 evet. Yıl. Avrasya'da 750 kişiyle yarıştım. 750 kişi arasından üçüncü mü oldun? Üçüncü oldum. Tebrikler. Burası da İzmir birincisi. Bu kuşu göstereceğim size. Daha önce benim kümesimde değildi. Benim kardeşime vermiştim. Bir tane kardeşim vardı, ona vermiştim. O kuşu sağ olsun gönderdi. YouTube kanalını gördükten sonra dedi o kuş sana yakışır, gönderdi kuşumu. Şimdi Ege Bölgesi Güvercin Festivali birincisi olan güvercin burada mı şu burada an? Tamam, onu da göreceğiz. Bu da aynı dönemlerde üçüncü olduk. Bu da ekeydi. Tamam. Bu da ekeydi. Ben biraz ekeye önem veririm. Anladım. Bir de 3'ten sonra 4, 5, 6, 6. derecem de vardı. Yani 3.'den sonra, kupadan sonra
4, 5, 6. 6 derecem vardı. 6'ya kadar derece yaptım. Şöyle bunlardan da başlayalım. Bunlar şu an 2 tane kuşum teke aldım. İkisi de oyunlu. Zamanın olursa bunları da çekeceğiz. 2 tane hazır kuşumuz. Hazır. Tabii oyuna hazır. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Bu da yeni nefes veriyorum eke. Bu da dişisidir, yumurtaya oturtuyorum. Az önce dediğimiz sistem. Ya burada bu kuş yavru yumurtaya bakacak. Ondan sonra hala ondan sonra oyuna devam ediyorsa şu yumurtasını da çek. Bu kuş bizim için iyidir diyorsun. Bak bunun altında yumurta var. Bak demiyor bizim. Savunma moduna geçti. Bu da bu dişi de Avrasya'da 3. olan kuşumun kızı. Öyle mi? Tabii. Avrasya'da 700 kişi arasından uçan 3. olan kuşun kızı. Evet. Çok güzel bir kızı. Yavrusunu görüyoruz. Ha. Bu da İzmir'de. Başarılı bir soyun devamı da hali hazırda burada devam ediyor. Şöyle kardeşime göstereyim. Bak şu resimdeki bu kuş. Görüyorsun değil mi? Aa o da güzel. Ha, şu kuş. Hemen onun şeyini bir daha gösterelim evet, abi. Evet. Evet. Ege Bölgesi Güvercin Festivali birincisi şu anda ustamızın elinde. Evet. Bu kuş benim için çok değerli. Bak kuşlarımın kanat yapıları kardeşime söyleyeyim. Hani bunları ben konuşmak istemiyorum. Biliyorsun başta konuştuk seninle. Ama kalınlığına bak. Evet. Ya bu kuşlar güçlü olur. Mardin kuşu sesi güçlü olur. Tabii sesi kuvvetli olur. Bu kuş 19 seferle 22 sefer yapan kuşu birincilikten attı. 6 ay boyunca birinci duran kuşu yerinden etti ve gerçekten çok iyi oyunlar çıkardı. Buradan da burası çok sıcak. Şeyleri tanıtayım sana. Şu an bu kuşumu da bunu da söylemek istiyorum. Tabii. Bu sene bu kuş yine uçacak. Kupada. Tabii 3 yaşında bu kuş. 2,5 yaşında. Bu sene bundan 5 çift yavru aldım uçuracağım. Efsane daha bitti demedi efsane o zaman. Efsane bitmez. Biz daha de, bitti biz, demedi. Kardeşime söyleyeyim. Ben Mardinliyim. Ben uzun uçan kuşu severim. Yani böyle bir ay, iki ay biten kuşları sevmem. 3 yaşında da oynayacak. 3 yaşında da oynayacak. Kupasını da alacak. He, kupaya da alacak. Kupaya, çocukları da kupaya alacak. Eyvallah abi. Burası da şöyle biraz kırılan kuşlarımız. Bunları da böyle ayrı yerde tutuyoruz. Revir burası o zaman. Revir gibi bir şey. Burada da şu 2 tane kuşumuz da hazır. Alihan. Hı hı. 2 tane kuşumuz hazır. Burada da 2 tane var. 3, 5 tane. Burada da bu kuşumuz Avrasya'ya hazırlıyorum bunu. Bunu Avrasya'ya niçin hazırladığımızı söyleyeyim kardeşime. Avrasya'da mesafe önemli. Mesafe önemli olduğu için bu kuş mesafeli oynar. Bugün Allah nasip ederse, bütün zamanımız yeterse 11 tane kuş uçuracağız kardeşim. Evet yani... Minimum 2 tane kuş uçuracağız diyelim. Zaman yeterse 11 tane. Zaman senden, kuş benden. Bize geçelim aynen. İstersen. Burası da bizim damızlık yerimiz. Evet. Zaten kümeslerimde bir burası var, bir de beyazların olduğu yer. Burada farklı renklerim var. Bunlar hepsi orijinal Mardin. Kümeslere girmesek ya dar olduğu için istiyorsan tabii. Kuşları da çıkartabiliriz. Bunlar mavilerim de kızıllarım bir de dumanlı. Şöyle böyle çıkarayım çıkartalım. Mı dışarıya? Tabii çıkartalım şöyle. Bunlar da yine görevini yapıp aynen. Emin evet. Olduğumuz bir soy. Aynen. Bunları uçurduk, söktük. Denedik, yavru yumurtada denedik. Hepsi teker teker uçtu mu? Tabii. Evet, buradaki güvercinlerin bunların buradaki güvercinlerin hepsi teker teker uçtu, görevini yaptı. Bir de bunların yavruları da şu an uçuyor. Yavrular da hala uçuyorlar. Evet. Hepsi sökük bunların. Bir sonraki kümesimize geçelim. O zaman şunları eğitelim. Hemen içeriye atalım. Kendileri zaten hemen girerler. Bunlar bizi yormaz. Burası da sabahleyin ilk geldiğimiz zaman şu an 13 tane yavrumuz var burada. Çekebilirsen. Bunlar da şu an taklayı dönenler var. Yarım atanlar var. Bunlar da geleceğin şampiyonu.
geleceğin şampiyonları. Tabii. Yavrular. Tabii. Bunları şu an eğitiyoruz. Bunlar hepsini şu an oyuna sokacağım. 10. ayın başlarında uçuracağız. Evet, burada iki tane bir kümes görüyorum. Evet. Mehmet abi. Evet, Adem. Bu kümesler nedir böyle ayrı, küçük? Bunlar benim mavilerim. Bunlardan çok güzel kuşlar söktüm. Ya burası şey olduğu için hani kuşlar fazla sıkışmasın diye. Hı. Bunları ayrı ekstra bir yer olarak ayırdığımız. Tabii, tabii. Orada da yeni yavrular var. Tabii. Burada yavrular var. Bu beyazların bir beyazımız var. Çok iyi bir beyazımız var. Biraz hastalandı, yumurtladı. Yumurta felci geçirdi. O kuştan da çok istiyorum yavru almayı. Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri, gördüğümüz gibi burada büyük bir emek var. Yani birçok kupa, birçok başarı, plaketler, kuşların kümesleri ayrı ayrı birbirinden özenli. Dikkat edersen öyle yani kuş uçurabilecek bir şeye sahibiz. Evet. Ha biz burayı çok lüks yaparsak da biz restoran da işletmiyoruz. Çok lüks olup da kuşumuz olmadığı zaman bir anlam da teşkil etmiyor. Onun için ne dedik başta? Kuş uçuralım, insanlar görsün. Kuşumuzu puanlasın. Bizi evet, puanlamasın. O zaman Güvercin Camiası'nın sesi Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicilerini daha fazla bekletmemek adına istersen yan taraftaki kümese geçelim. Önce oradaki kuşu uçuralım. Sonra buradaki kuşumuzu uçuralım. Minimum iki tane güvercini uçurarak başlayalım. Seyircilerimiz bir izlesin. Dediğimiz gibi havada biraz rüzgar var. Dengesiz bir hava var şu anda. Kuşumuz neler yapacak? Bugün hangi kuşu uçuracağız önce o tarafta? Maviyi uçuracağız. Bir tane maviyi uçuracağız. Ondan sonra, 1,5 yaşında. Tabii. Altında da küçük bir yavru var. Yavrusu var altında, evet. 1,5 yaşında bir mavi. Daha sonra buraya geleceğiz. Burada neyi uçuracağız? Dumanlı uçuracağız. Bir tane daha mavi var. Vaktin olursa tabii. Evet. Sen 2 tane şart koydun. Biz 11 tane hazırladık. Tamam. O zaman mümkün olduğunca vaktimizi verimli bir şekilde değerlendirelim. O zaman kuşlarımızı uçuralım. Evet. Bakalım. Takdiri de değerli seyircilerimize ondan bırakalım. Ondan sonra da sizi derneğimizde de ağırlamak isteriz. Tamamdır. O zaman Güvercin Camiası'nın sesi Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicilerinin hepsine keyifli seyirler. Thank you.
gidecek yani ama kartla. Alo. Abi
Evet, Güvercin Camiası'nın sesi, Alatürk'ü ailesinin değerli izleyicileri. Dediğimiz gibi kuşumuzu uçurduk. Evet. Beklenenin yerine getirdiler. 1,5 yaşında bir gök sizin deyiminizle. Mavi uçurduk. Bir de dumanlı uçurduk. Mavi dediğimiz kuş 1,5 yaşındaydı. Ve altında da yavrusu var. Evet. Ama buna rağmen bekleneni başarılı bir şekilde yerine getirdi. 3 saat 20 dakikada uçtu. Erken inseydi dumanlı daha iyi oynardı. Evet. Çünkü çok sıcağı kaldı. Hatta biz de bile birazcık terledik. 38-40 derece. Yaklaşık 40 derecelik bir sıcaklık var şu anda. Ama İzmir'de. Dediğimiz gibi yani bizim 11 tane hazır kuşumuz vardı. Başından da söyledim. Hani keşke havalar o kadar sıcak olmasaydı. Hepsini de uçurabilseydik sizi. Evet. Ama bundan sonra zaten İzmir ziyaretlerimiz devam tabii edecek. Senin yanına beklerim. Da mutlaka uğrayıp her zaman diğer kuşlarımızı da uçuracağız. Şimdi ben yine her zaman bir huyum var şimdi bu evet. Çekimlerde geliştirdiğim. Kendime böyle kazandığım bir huy diyeyim. Konuşma esnasında bir şey fark ettim. Kümesten orada dedin ki ben dedin beyaz güvercinleri seviyorum. Evet. Ve ben de benim huyum gereği artık videonun sonunda ziyaretine gittiğim kişiden, ustamızdan bir çift kuş rica ediyorum. Tamam, şimdi bunu da senin can damarın beyazlar olduğu için beyazlardan istiyorum. Böyle emrivaki gibi oluyor ama sıkıntı yok. En güzeli. Değerli izleyicilerimize bir çift kuş talep ediyoruz senden. Tamam, beyazlardan vereceğim. Sen çekilişini yaparsın. Hı-hı. Bize ulaşsınlar. Biz tamam. O zaman ustamızı duydunuz. Mehmet Olcar'ın değerli kümesinden bir çift beyaz kazanabilmek için yorumlar kısmına #AlaTürkiye yazıp bu videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Yorumlar kısmına #AlaTürkiye yazıp bu videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olmanız çekilişe katılmanız bizim için yeterli. Tabii ki onu da söyleyeceğim. Kendisine de sorularınızı yönetmek isterseniz ya da herhangi bir konu hakkında irtibata geçmek isterseniz YouTube arama kısmına Mehmet Olcar yazarak Mehmet Olcar'ın da YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Çekilişimizle ilgili de her kullanıcının bir kere hakkı var. Yani birden fazla AlaTürkiye, #AlaTürkiye yazmanıza gerek yok. Herkesin şansı eşit. Çok teşekkür ediyorum ben bu hediye için. Sağ ol. Bir de bizim bundan hariç de kendi YouTube kanalımızda da çekilişler yapıyoruz. Tamam. Yani 5 çift çekilişler oluyor. 10 çift de yaptım. Yani yaklaşık bir 60-70 evet, o zaman tane. Seni orada takip etsinler ki iyi kuşlar. Evet, takip etmelerinde de fayda var. Tabii tabii. Evet. Son kez söylemek istediğim bir şey var mı buradan seyircilerimize? Son kez söylemek istediğim bir şey ayağınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir programda live gördüğünüz için Allah razı olsun. Bizi izleyen arkadaşlara da takip ettikleri insanları güzel tanısınlar. Bütün videolarını izlesinler. Yani iyi kuşu varsa elde etsinler. Sonuçta burada emek vermeden bile insanlar para veriyor. Evet. Yani bu işin biliyorsunuz başka bir boyutlara çeken kardeşlerimiz var. Onun için de siz ne olursa olsun bildiğiniz yani inandığınız bir yola girmenizi istiyorum. Evet. Başka bir şey istemiyorum. Güvercin Camiası'nın sesi, AlaTürk'ü ailesinin değerli izleyicileri. Bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta böyle bir emeği sizlere sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi seyirler. Yapıştır!